Abdülkahir Cürcani, dil bilimci, belagatçı ve dil felsefecisi. Abdülkahir el-Cürcani, Hazar Denizi'nin güneydoğusunda bulunan Cürcan şehrinde doğmuş ve bütün hayatını bu şehirde geçirmiştir. Doğum tarihi bilinmese de hocası Ebul Hüseyin el-Farisi'nin vefat tarihinden hareketle Hicri 4. miladi 10. yüzyılın son çeyreğiyle Hicri 5. miladi 11. yüzyılın başlarındaki bir tarihte doğduğu tahmin edilebilir. Cürcani, Rıhre denilen ilim yolculuklarına çıkmamış, Cürcan'da Ebul Hüseyin el-Farisi'nin öğrencisi olmuştur. Kaynaklarda bunun dışında bir hocasından bahsedilmemektedir. Ebul Hüseyin, meşhur nahivci Ebu Ali el-Farisi'nin yeğeni ve öğrencisidir. Bu hocası vasıtasıyla Cürcani, Basra Nahiv Mektebi'ne eklemlenir. Cürcani tercih edilen görüşe göre Hicri 471, miladi 1078 yılında vefat etmiştir. Bazı biyografik kaynaklarda vefat yılı Hicri 474, miladi 1082 olarak da verilmiştir. Cürcani'nin ilim hayatı iki döneme ayrılabilir. İlk dönemde o, dilin ses düzeni, kelime yapısı ve cümle yapısına dair eserler vermiştir. Ebu Ali el-Farisi'nin el-İzahı üzerine yazdığı ve kaynaklarda 30 cilt olduğu belirtilen şerh günümüze ulaşmamıştır. Bunun muhtasarı olan ve 2 cilt halinde neşredilen El-Muktesit'te nahiv konuları ayrıntısıyla ele alınmıştır. Cürcani, sarf alanında yine Ebu Ali el-Farisi'nin Et-Tekmili adlı eserine 3 cilt olarak neşredilen kapsamlı bir şerh yazmıştır. Cürcani ilk dönemde bu ikisi dışında dil bilim alanında El-Umde, Kitabül Miftah ve El-Avamil gibi daha küçük hacimli eserler de kaleme almıştır. Cürcani, ilim hayatının ikinci döneminde ise belagat ve dil felsefesi konularına yoğunlaşmıştır. Onun ikinci dönem kariyerinin başlamasında o dönemde Cürcan topraklarında etkili olan Mutezile propagandası etkili olmuştur. Hicri 455, miladi 1053 yılı itibarıyla 10 yıl süren Mutezile mihnesinde Eşariler üzerinde baskı kurulmuş ve birçok alim sürgün edilmiştir. Cürcani'nin geç dönem eserlerindeki Mutezile karşıtı olarak yorumlanabilecek söylemler bu olaylarla irtibatlı olmalıdır. Cürcani, ilim hayatının ikinci döneminde belagat ilmi için birer dönüm noktası olan Delailül İcaz ve Esrarül Belaga adlı eserlerini kaleme almıştır. Bunlardan ilkinde belagatın meani dalının, ikincisinde ise beyan dalının temelleri atılmıştır. Bu eserlerde dil felsefesinin önemli konuları da tartışılmıştır. Temel soruları: dil ve sözün mahiyeti nedir? Gramer nedir? Dilsel yapılar nasıl çözümlenebilir? Sözün edebi değeri nasıl temellendirilebilir? Sözün edebi bakımdan erişilmez oluşu, icaz nasıl açıklanmalıdır?